İnci divan şiirinde daha çok sevgilinin dişlerini kastetmek için kullanılır. Beyazlığı itibariyle ön plana çıkan incinin sevgilinin teriyle veya çiğ damlasıyla da ilişkilendirildiği görülebilir beyitlerde. Türkçe'de inci olarak kullanılan sözcük eski dilde incüdür. Divan şiirinde ise cevher, gevher, lü'lü, leal, mürvarit biçimlerinde de karşımıza çıkabilir. Bir ip üzerine sıra sıra dizilmiş olan inciler sevgilinin dişlerine tekabül eder. Beyazlıkları ve göz alıcılıkları itibariyle güzel bir yakıştırmaya vücut vermiş olan şairler, inciyi yeri geldi mi sevgilinin terine veyahut aşığın gözyaşına da benzetebilirler. Bununla birlikte farklı bağlamlarda da incinin kullanıldığına tanıklık edebiliriz. İncinin kullanım alanları yalnızca bununla sınırlı değil. İncinin oluşumuyla alakalı hurafe de şiirlerde kendisine yer bulur. Örnek verecek olursak, Nisan yağmurundaki damlacıkların yılanın ağzına düştüğünde onun zehrini oluşturduğu düşünülürken, aynı damlacığın istiridyenin içine girdiğinde, yani sadefin kabuğunun içine nüfuz ettiğinde inciye vücut verdiğine inanılmıştır. İşte bu sayede şiirlerde sadef, inci, nisan ve yağmur sözcüklerinin birlikte kullanıldığı görülebilir. Evet, divan şairleri acaba inci ile alakalı beyitlerde nelerden bahsettiler? Bu güzel ve değerli taşı hangi bağlamlarda kullandılar? Bunu örnekler üzerinde görelim. İlk beytimiz şöyle söylüyor. Hayali dürr-i dendanınla kalmıştır sadef manend, sirişkin bahri içinde benim çeşmi güher paşım. Sözcükleri birer birer değerlendirelim. Dürr, inci demek, dendan, ağız, sadef, istiridye, yani inciyi oluşturan, inciye vücut veren kabuklu deniz canlısı. Manend, Farsça eklendiği sözcüğe gibi, benzeri anlamı katan bir yapı, bir sözcük. Sirişk, gözyaşı demek, bahr, deniz anlamına geliyor. Çeşm, göz. Güher paş ise inci saçan, inci döken, elmas saçan, mücevher dağıtan anlamlarına geliyor. Çünkü güher birbirinden farklı anlamlar taşıyabiliyor. Değerli herhangi bir taş karşılığında kullanılabiliyor. Müstakilen inci anlamında da kullanıldığını görebiliyoruz bazen. Peki şairimiz burada ne demeye çalışıyor? Hayali dürr-i dendanınla kalmıştır sadef manend. Sirişkin bahri içinde benim çeşmi güher paşım. Söylediği şey şu, benim inci saçan gözüm, gözyaşı denizi içinde, ağzındaki incinin hayaliyle istiridye gibi kalmıştır. Şimdi beytteki manaya baktığımız zaman, gözünde sevgilinin dişinin hayali bulunan bir şair söz konusu. Sürekli ağlayıp etrafa zaten inci saçıyor, cevher saçıyor, elmas saçıyor şairin gözü ve orada hayal ettiği şey, hayal etmek gözde belirmek anlamında kullanılıyor. Yani gözünün içindeki sevgilinin inci dişi, sedefin içindeki inciyle özdeşleştiriliyor burada. Dolayısıyla gözyaşının da ağlamaktan mübalağalı bir şekilde artık denize döndüğünü ve gözünün de o denizin içindeki sedef, yani istiridye, sevgilinin hayalinin ise o gözde beliren inci dişlerin görüntüsü olduğunu anlıyoruz. Ve şair burada nazikane bir şekilde sevgilinin inci gibi dişlerinin gözünden hiç gitmediğini söylemeye çalıştığını anlayabiliyoruz. Bir diğer beyte geçelim. Bu beytimiz nisan ve inci arasında kurulan münasebete değinmemizi sağlayacak. Katri nisan sıfat girdim sadefler kahrına, dürr-i mürvaride döndüm lik galtan olmadım diyor şairimiz. Burada katre, damla, damlacık anlamlarına gelen bir sözcük. Nisan, nisan ayı bahar karşılığında daha çok kullanılır. Sıfat eklendiği sözcüğe az önceki beytte görüldüğü gibi manend gibi anlamı katar, benzeri anlamı katar. Sadef, istiridyeydi, incinin içinde oluştuğu kabuklu canlı anlamına geliyordu. Kar, dip, derinlik, burada iç anlamında kullanılmış. Dürr, inci demek. Mürvarit de inci demek. Burada dürr-i mürvarit,
herhalde büyük ve kaliteli bir inci, dürr-i yetim karşılığında kullanılmak üzere böyle bir tercih oluşturulduğu düşünülebilir. Lik, lakin, fakat, ama anlamlarına gelen bir bağlaç. Galtan, normalde yuvarlanan, tekerlenen anlamına gelen bir sözcük. Burada aynı zamanda dalgaların birbiri ardınca vurması da galtan ile ifade ediliyor. Burada kıyıya vurmak şeklinde düşünebileceğimiz bir anlama vücut vermiş şair. Dolayısıyla beyitten şöyle bir anlam çıkarıyor şairimiz: Nisan damlacığı gibi istiridyenin içine girdim. İri ve kıymetli inciye döndüm ancak kıyıya vurmadım. Evet, Nisan yağmurunun sadefin içine nüfuz ederek orada inci tanesinin oluşmasını sağladığına yönelik bir hurafeden bahsetmiştik. Burada ona gönderme yapıyor. Kendisi de Nisan yağmuru gibi, yani bolluk, bereket ifade eden bir düşünce var burada. Sadefin içine giriyor, inciye dönüşüyor ancak kıyıya vurmuyor. Gizli bir hazine, gizli bir güzellik suretinde kaldığını, şöhrete, şana, kendini göstermeye çok meyletmediğini anlayabiliyoruz şairin.